Herkese tekrardan merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıvı yağla sadece kıyır kıyır kurabiye tarifini yaptım. Ama aynı zamanda hiç katı yağ aratmayacak bir lezzet ortaya çıktı. Açıkçası çok denedim sıvı yağla kurabiye ama bu kadar güzel olmadı. Ve garanti olmadan sizlere sunmak istemedim. Hadi tarife geçelim. İyi seyirler. 2 adet yumurta kullandım. Oda sıcaklığındaydı. 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde pudra şeker kullandım. Ve 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ kullanıyorum. Ve 1 paket vanilya kullanacağım arkadaşlar. Eğer elinizde pudra şeker yoksa mikserle güzelce çekebilirsiniz. 1 su bardağı üzerine 1 yemek kaşığı nişasta ilave ederseniz güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi kurabiyenin püf noktası arkadaşlar, çok güzel karıştırmamız gerekiyor. Öncelikle ilave ettiğimiz malzemeleri ben yaklaşık 3 dakika karıştırdım arkadaşlar. 3 dakikanın sonunda üzerine yarım su bardağı nişasta ilave ediyorum. Ve toplamda 3 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ve 1 çay kaşığı kabartma tozu kullanıyorum. Lütfen kabartma tozunu fazla eklemeyelim. Malzemelerimi önce bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Sonrasında kalan unumu ilave edeceğim azar azar. Öncelikle bir spatula ile karıştırdım arkadaşlar. Sonrasında spatulamı temizleyeceğim. Elimle güzelce kıvamını anlamak için elimle yoğuracağım. Ben 3 su bardağı un kullandım bildiğin gibi ama sizlerde mutlaka değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Onun için lütfen 2,5 su bardağından başlayın. Böylece kıyır kıyır bir kurabiye elde edebilirsiniz. Hamuru elimizle güzelce yoğurduktan sonra elimi temizliyorum arkadaşlar kıvamını daha iyi anlamak için. Sizlere de hamurun bir kıvamını göstereceğim tabii ki de ne kadar yumuşak olduğunu. Lütfen sert bir hamur yapmayın arkadaşlar. Eğer sert bir hamur yaparsak zaten sert bir kurabiye elde ederiz. Hamurumun üzerini kapattım arkadaşlar kabuklanma olmasın diye. Sonrasında küçük küçük uzunlamasına yapıyorum ve bir kenara alıyorum. Zaten birazdan göreceksiniz. Kaşıkla şekil vereceğim. Bu arada şekli çok hoşuma gitti gerçekten. Sizlerin fikri neydi acaba bu şekilde? Çok merak ediyorum. Fikirlerinizi yorum kısımlarına bırakmayı unutmayın lütfen. Hiç kesmeden, etmeden arkadaşlar çok kolay bir şekilde kaşıkla yaprak şeklini verdim. Şimdi bıçak yardımıyla tamamlayacağım. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Kanalımda birçok kurabiye yaptım. Hepsi de garantiydi arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Önce Allah'a sonra tariflerime çok güveniyorum. Çünkü güvenmeden ben sizlere asla tarif vermem. Sizlerin de malzemelerine yazık olsun hiç istemem. Gördüğünüz gibi bu arada kaşığımı hafifçe sıvı yağlı yağladım. Yapışmasın diye hamuru. İçerisine koyuyorum. Kaşığın şeklini veriyorum sadece. Yaprak şeklini alıyor. Bu arada hamura fazla bastırmamız gerekmiyor. Çünkü zaten sıvı yağla yaptığı için kendi kendine açılacaktır. Aynı şekilde yaprak şeklini veriyorum arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve zil işaretine basarsanız arkadaşlar tüm yeni videolarımdan anında haberdar olacaksınız. Hepsini yaptım bitirdim arkadaşlar ve bu sondu. Bu arada ben yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmayacaksanız lütfen sıvı yağla güzelcene altını yağlayabilirsiniz. Ama kurabiyede özellikle yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz arkadaşlar başka şekiller de verebilirsiniz. Ben yaprak şeklini tercih ettim. Çok aceleniz varsa yuvarlak şeklini verip fırına da verebilirsiniz.
Bu arada arkadaşlar gerçekten ama gerçekten hiç abartmıyorum. Çok lezzetli bir kurabiye oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Allah'ın izniyle güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. 180 derecede yaklaşık 20 dakika alıyor arkadaşlar. Pişiriyorum ve muhteşem kurabiyelerimiz hazır. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel görünüyorlar. Gerçekten hiç vakit kaybetmeden yarım saat içerisinde yaptım, pişirdim ve yedik. Ve tabii ki bu yorgunluk kahvesi arkadaşlar, çekim falan. Çok yorulduğum için sizlere böyle bir sunum yapmak istedim. Sizlere bir iç dokusunu da göstermek istiyorum. Kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Asla hamurlaşma olmuyor arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz arkadaşlar lütfen yorum kısımlarına bırakmayı unutmayın. Elimden geldikçe videoda püf noktalarını anlatmak istedim arkadaşlar. Ama eğer bir soru kafanıza takıldıysa bana sorabilirsiniz. Gördüğüm anda mutlaka size geri dönüş yaparım inşallah Allah nasip ederse. Bakın sizlere de yakından göstereyim kurabiye ne kadar güzel bir kurabiye oldu. Gerçekten ama gerçekten hiç katı yağ aratmayacak bir lezzet ortaya çıktı. Malzemeleri detaylı bir şekilde arkadaşlar açıklama kısmını ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Ve farklı kurabiye tarifleri de bırakacağım link olarak arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda inşallah Allah nasip ederse görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.